Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Biliyorsunuz tercih dönemi bitmek üzere. Son 2 gün kaldı. Benim size tavsiyem kesinlikle son işlemlerinizi son güne bırakmamanızı istiyorum. Çünkü son gün sistemde çok yoğunluk oluyor, çok kasma oluyor. Tercih yapıyorsunuz girmiyor, yapıyorsunuz girmiyor. Çok uzun süre bekliyorsunuz. Bir stres ortamı oluşuyor. Şimdi ben gözlemlerimizi size aktaracağım. Bu gözlemlerin neticesinde tercihlerinizi bir kez daha bir gözden geçirin. Son bir kontrol yapın. Örnek veriyorum, bölüm bölüm ilerleyeceğim. Zaten bazı bölümlerin, bilişimle bağlantılı bölümlerin daha ön plana çıkacağını, sıralamalarının yukarı çıkacağını düşünüyorduk. Bu benim beklentimin de üzerine çıktı arkadaşlar, maalesef. Yani herkes define bulmuş gibi arkadaşlar yönetim bilişim sistemlerine saldırıyor. Yani eşit ağırlıkçılar beklediğimden çok daha fazla yönetim bilişim sistemleri yazmaya başladı. Yönetim bilişim sistemleri ve bilişimle bağlantılı bölümleri yazan arkadaşlarım lütfen yazabildiği kadar aşağı inebildiği kadar insin. Belki de YBS'de bu sene rekor sıçramalar olacak. Yani geçen sene zaten rekor sıçramaları vardı. Bu sene daha da yukarı çıkabilir. Yani benim umduğumdan, beklediğimden de fazla olabilir. Bilgisayar yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve makine mühendisleri bunları peşine eklendi. Makine mühendisine de talep var arkadaşlar. Mimarlık inşaat mühendisliği durağan, onu söyleyeyim. Tıp diş benim beklediğimin altında açıkçası. Gerçekten iyi sayısalcıların mühendisliğe yönelimi devam ediyor. Bir de bu yazılımla bağlantılı bütün bölümleri yazdıysanız, istatistik gibi, matematik gibi bölümleri yazdıysanız, örneğin istatistiğin kontenjanı çok düşük, bunlar da yine yukarıya 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 sıçrama olacak. Alternatif tercihleri alta doldurun. Hemşirelikte yine iyi bir yönelim var. Hemşirelikte aşağı salma bence olmayacak yine, ama çok da yukarı sıçrama da olmayacak gibi. 4 yıllık sağlıklar da normal gidiyor. Geçen seneye benzer gidiyor arkadaşlar. Yani beslenme, diyetetik, fizyoterapi, rehabilitasyon gibi diğer 4 yıllık sağlıklar. Bu sene benim dikkatimi çeken şu oldu. Havacılık bölümlerine çok talep var. Pilotaj, uçak bakım onarım, havacılık elektrik elektroniği, sivil havacılık kabin hizmetleri, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, ondan sonra uçak teknolojisi, bunlara çok talep var arkadaşlar. İşletmeye benim beklediğimin üzerinde yine talep var. Geçen sene zaten işletmeye talep olmuştu. Sıralamalar yukarıya çıkmıştı. Bu sene özellikle işletme İngilizce, uluslararası ticaret lojistik İngilizce, havacılık yönetimi İngilizce gibi bölümlerin İngilizcelerini arkadaşlar çok 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 yazıyorlar. Örneğin yönetim bilişim sistemleri İngilizce. Korkunç bir sıralama yukarı çıkabilir. Ona göre garantili tercihler yapın. Aşağı doğru inin. Güvenli tercih yapmaya çalışın. 2 yıllık sağlıklar zayıf gidiyor. 2 yıllık sağlıklarda yine klişe, klasik anestezi 1 numarada. İlk acil yardım yine onunla 1 numarayı paylaşabilir. İlk ikisi bu. Tıbbi görüntüleme çok yok. Bu sene çok fazla tıbbi dokümantasyon sekreterlik, herhalde geçen seneki fazla atamasından dolayı çok yazmaya başladı arkadaşlar. 2 yıllık teknik bölümlerde bir zayıflık söz konusu. Makinalar, elektrik, elektronik, yani 2 yıllık elektrik tarzı bölümler, otomotiv tarzı bölümler. Bu tarz bölümleri de yukarı atış yapabilirsiniz. Mesela PDR'de bir hevessizlik söz konusu. PDR'de de yine bir sıçrama olmayacak muhtemelen. Çünkü onlar hep YBS'ye kaymaya başladı. Psikolojide yine bir hevessizlik, bir iştahsızlık. Yine psikolojiler fullenecek ama yukarı sıralama artışı bence olmayacak psikolojide arkadaşlar. O hani bir çok düşmüştü, sonra biraz toparlandı, eski seviyesine gelmedi ya. O bence yine olmayacak arkadaşlar. Psikoloji geçen seneki gibi olacak. Yani hukuk yine çok hareketlenme olmadı açıkçası. O hukuk da yine benim çok dikkatimi çekmedi. Yine bu sene bilişim bölümleri, ondan sonra 4 yıllık sağlık bölümlerde hemşirelik tarzı bölümler devam edecek. Öğretmenliklerde de bu son zam, işte memur maaşı, farklı şeyler, şunlar bunlar artışlara rağmen bence çok böyle aşırı bir hareketlenme olmayacak. Benim size tavsiyem aşağı doğru bol 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 indirmeniz. Sıralamalar yukarı çıkıyor olabilir ama genel olarak da bir mezuna bırakma furyası var şu anda. Ben birazcık onu da fark ettim. Yani 12. sınıf olup da istediği sıralamaya alamayan çok kişi var. Ondan sonra bunların birçoğu da mezuna bırakıyor. Belki de bu saydığım bölümlerin dışında kalan bölümlerde üniversiteye yerleşmek için güzel bir fırsat olabilir bu sene. Açıkçası her geçen yıl sınava giren sayısı artıyor. Ortalamanın altında bir öğrenciyseniz,
12. sınıftaysanız veya bu sene ikinciye girdiyseniz tercih yapmanızda fayda olabilir arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki sene bu YBS daha da artacak. Yazılımlar daha da artacak. Öyle gözüküyor yani. Bakalım nereye kadar gidecek. Ama elbet bunların yerinde yine başka bir şey alacak. İşletme nasıl yukarıdaydı, öldü, şimdi tekrar diriliyor. Makine mühendisliği aynı şekilde. Belki de ilerleyen yıllarda tekrardan inşaat bölümleri, şu anda tamamen dipte olan inşaat bölümleri, bunlar karşımıza tekrar güzel bir şekilde çıkacak. Tamam. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol şans arkadaşlar. İnşallah herkes umduğu, hayal ettiği, istediği, mutlu olacağı, gelecekte başarılı olacağı meslekte olur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın.